Bu videoda pek bilinmeyen kripto para değerlemelerinden bahsedeceğim. 6 adet metriğe değineceğim bu videoda. Ve bu metriklerin birçoğunu hem DeFi protokollerine hem de NFT protokollerine uygulayabileceğiniz gibi bir kısmını da tüm kripto paralar için kullanabileceksiniz. Şimdi isterseniz ilk metriğimizle başlayalım. İlki aslında oldukça basit bir metrik. Piyasa değeri ve bu piyasa değerinin aslında tam tedavül market değeri. Bunun İngilizcesi de fully diluted cap diye geçiyor ve bunu çoğunlukla CoinGecko, CoinMarketCap gibi yerlerde görebiliyoruz. Bu ne demek aslında? Piyasa değeri ilgili kripto paranın dolaşımdaki miktarıyla çarpılmasının sonucunda oluşan değere piyasa değeri deniyor. Tam tedavül market değeri ise bütün olası piyasaya sürülecek kripto para adedinin mevcut miktarla, mevcut değerle çarpılması demek oluyor. Şimdi burada bir örnekten bahsedeceğim. Curve ilk çıktığında yaklaşık 15 dolardı. Ve gerçekten abartısız bir şekilde bu miktar onun bütün bu tam tedavül market değerinin 50 milyar dolara ulaşmasını ve o döneme göre Ethereum'u da geçmesini gösteriyordu. Yani bu inanılmaz yüksek bir değere tekabül ediyordu. O yüzden zaten şu anda Curve 2-3 dolar arasında dolaşıyor ve muhtemelen uzun bir süre boyunca da 15 doları göremeyecek. Çünkü ilk çıkan bir kripto para için 50 milyar dolar oldukça yüksekti. Bakın burada da Curve'ün şeyini görebiliyoruz şu anda. CoinGecko'dan aldığım piyasa değeri. Bakın burada tam tedavül ticaret hacmi, market hacmi yazıyor. Bunun 7.7 milyar dolarmış. Piyasa değeri ise 572 milyon dolarmış. Burada dolaşım arzımıza görebiliyorsunuz. Ve maksimum arzının da 3.3 milyar adede ulaşacağını görüyoruz. Ama burada bir uyarı yapmak isterim. CoinGecko'daki bu veriler her zaman doğru olmuyor. O yüzden buradaki maksimum arzı ve işte dolaşımdaki arzı mutlaka ilgili projenin kendi sitesinden de kontrol edin. Çünkü dediğim gibi her zaman CoinGecko'ya doğru şekilde yansımıyor bu miktarlar. En doğru bilgiyi ya white paper'dan alabilirsiniz ya da direkt siteden alabilirsiniz. Şimdi ikinci metriğimize geçelim. Bu arada bunu bütün kripto paralara uygulayabilirsiniz. Sadece DeFi ve NFT protokollerine değil, bu piyasa değerinin fazla değeri olup olmadığını, yani buradaki önemli nokta çünkü tam tedavül market değeri aslında. Yani düşünün ilk çıkan bir proje 50 milyar dolarsa tam tedavül market değeri onu almazsınız. Bunun sebebi de aslında kilitli olan tokenlar, yani işte takıma ait tokenların belli bir süre sonra açılacak olması, yatırımcılara ait tokenların belli bir süre sonra açılacak olması aslında bu tam tedavül market değerinin oluşmasını sağlıyor ve işte kilitli olan bazı miktarlarda kripto paralar kalıyor. Ve bunun oluşması sebebi de dediğim gibi o etkenler. İkinci metrimiz ise kilitli varlık değeri, yani Total Value Locked. Kısaca TVL diyeceğim ben buna. Bu ne aslında? Bu DeFi ya da NFT protokollerine koyulan, kilitlenen varlıkların toplam değeri. Burada mesela Uniswap'tan örnek gösterelim. Bu yine CoinGecko'dan aldığım bir ekran görüntüsü. Burada bakın TVL'i görebiliyoruz. 4.6 milyar dolara denkmiş. Piyasa değerini ve tam tedavül piyasa değerini de buradan görebiliyoruz. Burada önemli olan bir metrik var aslında TVL'i kullanmak için. Bu da piyasa değeri bölü TVL. Bu ne demek? Aslında bütün piyasa değerini, tam tedavülü de kullanabilirsiniz. Piyasa değerini de kullanabilirsiniz bunun için. Ama tam tedavül daha sağlıklı bir veri verecektir. Çünkü sonuçta o tokenlarda bir gün piyasaya sürülecek ve onun arzı da hayata geçmiş olacak. O yüzden tam tedavülle, zaten burada ikisinin de metriği var bakın. Fully diluted valuation dediğim şey tam tedavül bölü TVL. Market cap bölü TVL ise işte şu anda dolaşımdaki miktarın piyasa değerinin bölü TVL'i. Ve bu şu anda 3.76 tam tedavül böyle TVL ise 7.23. 7.23. Bunun aslında bizim için 1'in altında olması önemli. 1'in altındaysa undervalued, yani işte az değerlenmiş, daha değeri keşfedilmemiş miktarda oluyor. Burada bir tane daha önemli nokta var. Bu TVL'in oluşmasında herhangi bir ödül mekanizması var mı? Mesela SushiSwap'te, Uniswap'in klonu bildiğiniz gibi, ve SushiSwap likidite sağlayanlara sushi olarak ödül veriyor. Sushi olarak ödüllendiriyor onları. Dolayısıyla orada bir ödül mekanizması var. Bunun olmasına rağmen Uniswap'teki kilitli varlık miktarı SushiSwap'tan daha fazla, ki Uniswap'ta böyle bir ödül mekanizması yok. Sadece üzerinde gerçekleşen takaslardan gelen bir komisyon oranı var, likidite sağlayıcıların aldığı. Ama buna rağmen Uniswap SushiSwap'tan daha fazla TVL'e sahip. Bu da Uniswap'in ne kadar önemli bir etken olduğunu, ne kadar önemli bir protokol olduğunu bize gösteriyor. Bu TVL'de dediğim gibi DeFi protokollerine uygulayabiliyoruz. Peki üçüncüye geçelim şimdi. Üçüncü gelir. Aslında gelir kısmı çok basit. Yani bunu İngilizce direkt revenue olarak söyleyebiliriz. Sonuçta DeFi protokollerini kullanmak için belli bir fee ödeniyor çoğunlukla. Yani hepsinde bu gelir modelinin olduğunu söyleyemeyiz ama çok büyük bir çoğunluğu siz işlem yaparken çok ufak da olsa bir komisyon alıyor sizden. Ve bu komisyonun alınması sayesinde protokoller kendine bir gelir oluşturmuş oluyor. Gelir modeli oluşturmuş oluyor. Ve bunu yine DeFi ve NFT protokollerinde kullanılan bir özellik, bir metrik. Geliri DeFi ve NFT protokollerini değerlemek için kullanabilirsiniz. Ne kadar fazla geliri varsa o kadar olumludur. Bakın mesela burada birkaç tane DeFi protokolünün gelirini görebiliyoruz kümülatif olarak. Uniswap'in 300 milyon dolardan fazla geliri olmuş mesela. SushiSwap'in ardından geliyor. Onun 100 milyon dolar gibi devam ediyor bu. Bu aslında bir protokolün hem geleceği hakkında da bilgi veriyor, hem de mevcut piyasa değerine ait de birazdan anlatacağım bir metrikle beraber kullanıldığında değerlemesini sağlayabiliyorsunuz. Protokollerin gelirini nasıl kontrol edeceğinizi, güncel olarak nasıl takip edeceğinizi göstermek istiyorum. Bunun için de Token Terminal'e gideceğim. Şimdi bakın burada şu anda mesela bu bütün kümülatif olarak DeFi protokollerinin, yani Token Terminal'de bulunan DeFi protokollerinin geliri şu zamana kadar 867 milyon dolarlık bir gelir oluşturmuş bütün DeFi protokolleri. Bakın burada da yine kümülatif olarak bütün DeFi protokollerinin ayrı ayrı olacak şekilde gelirleri var. Şu an mesela Uniswap 320 milyon dolarmış. SushiSwap 105 milyon dolarmış. Uniswap'in yani şu ana kadar en fazla gelir kazanan DeFi protokolü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada proje bazlı da inceleniyor. Proje bazlı da inceleyebilirsiniz bunu. Bakın Ethereum mesela bu ay 765 milyon dolar gelir sağlamış kendine. Yani aslında bunu madencilere paylaştırmış diyebiliriz. Madenciler bu parayı almış diyebiliriz. O yüzden çok fazla arkadaşınız ya da arkadaşım Ethereum madenciliği yapmayı başladı. 765 milyon doları duyunca tabii aylık gelir insanın ilgisini çekmiş demek ki. Burada daha incelersiniz ama burada mesela şey de var. Burada direkt DAP olarak ayrım da var. Aylık olarak ne kadar şey oldu. Mesela geçtiğimiz ay 97 milyon dolar fee geliri olmuş Uniswap'in. Ve burada hani özel olarak da bahsetmek istediğim şey, burada farklı blockchain'lerin de gelirlerini takip edebiliyorsunuz. Bakın işte burada Ethereum birinci, işte ikinci Bitcoin, üçüncü Stellar çok az bir miktarla 6.93 milyon dolarlık yapmış. Hedgic, MetaMask kendir bir 5.24 milyon dolarlık yapmış. İlginç bir şekilde onu da ayrıyetten koymuşlar buraya. Hatta farklı projeler de var burada. Yani buradan bütün gelirleri hem blockchain'lerin hem de DeFi protokollerinin gelirlerini buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında bazı Dune Analytics şeyleri de var. Tabloları da var. Ben o tabloları da açıklama kısmına koyacağım. Hem geliri hem de diğer farklı metrikleri güncel olarak takip etmek için o kaynakları da kullanabilirsiniz. Şimdi biz üçüncüyü de bitirdik. Artık biraz daha ilginç konulara geleceğiz. Çünkü şimdi gerçekten geleneksel finansta da kullanılan metriklere geçiyoruz. Dördüncü, protokol üzerinden sağlanan kazanç. Bu ne demek aslında? Şimdi protokoller bir gelir elde ediyor ama bu gelirin bir kısmını kullanıcılara paylaştırabiliyor bazıları. Ve bu da aslında kullanıcıları motive eden, o protokolü kullanmasına teşvik eden bir ödül mekanizması oluşturulmasını sağlıyor aslında. Dolayısıyla buraya daha fazla kullanıcı, daha fazla TVL, yani işte kilitli varlık gelmesini sağlıyor. Tabii ki de bu kazanç ne kadar fazla olursa o kadar çok talep oluyor. Burada da direkt SushiSwap'ı örnek gösterebiliriz. Mesela burada SushiSwap'taki bu yeşil olan çizgi hacmi gösteriyor SushiSwap üzerindeki. Mavi olan kısım protokole likidite sağlayanları gösteriyor. Onların kazandığı geliri gösteriyor. Kırmızı olanlar, kırmızı olan çubuk ise Sushi token'ını tutup stake edenleri gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi aslında en çok kazancı protokole likidite sağlayanlar kazanmış. Çünkü burada hem Sushi'nin dağıtmış olduğu Sushi token'ından faydalanıyorlar hem de SushiSwap üzerinde gerçekleşen takaslardan komisyon alıyorlar. Dolayısıyla burada önemli bir miktarda Sushi'nin aslında bu kadar yüksek TVL'nin ve işte hacminin oluşmasının sebebi kullanıcılarına sunmuş olduğu bu kazanç fırsatı diyebiliriz. O yüzden eğer bir protokol kullanıcılarına kazanç sağlıyorsa onu takip etmeli, güncel olarak takip etmeli ve ne kadar miktara ulaştığını keşfetmelisiniz. Yine bunların da Dune Analytics linklerini aşağı koyacağım. Oradan takip etmeniz sağlanacaktır. Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim. Token Terminal'de eğer biraz pahalı ama oradan hesap açarak kendinize aylık 320 euro ya da yıllık 3200 euro olması lazım. Açarak buradaki verileri gerçekten kullanmaya başlayabilir ve hani başka bir araca gerek kalmadan aslında direkt Token Terminal üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Değerlemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz diyebilirim. Ama tabii ki de Token Terminal'in ya da işte farklı haber sitelerinin paylaşmış olduğu bilgilerle de bu değerlemeleri sağlayabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz gibi kripto para sektörü çok gelişiyor ve hani illaki bedava bilgiyi bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla Token Terminal almadan buradaki metrikleri farklı kaynaklardan edindiğiniz bilgilerle kullanabilirsiniz. Beşincisi piyasa değeri bölü gelir. Ya bu ne demek? Aslında bu şu demek. Piyasa değerinin bir kripto paranın gelire, 12 aylık gelirine bölünmesi demek aslında. Buradaki gelirden kastım ama protokolün kendine kazandığı miktar. Yani kullanıcılara dağıttığı miktar değil. Gelirden kastım protokolün revenüsü, geliri. Bu aynı zamanda geleneksel finansta da olan bir değerleme yöntemi. Bunu hisselerin yüksek değerli ya da alçak değerli olmasına göre de bir karara varılmasını sağlıyor bu metrik. Oran ne kadar azsa o kadar iyi, o kadar az değerlenmiş oluyor, o kadar keşfedilmemiş gem olmuş oluyor. Bakın burada da aslında bir tane bu değeri yansıtan bir tablo var. Burada mesela bakalım şimdi mesela Dodo'nun işte çok yüksekmiş mesela şeyi, piyasa değeri bölü geliri. Dolayısıyla Dodo'nun mesela overvalued olduğunu söyleyebiliriz. Fazla değerlenmiş, yani pahalı olduğunu söyleyebiliriz. İşte bakalım mesela burada ne var? KeeperDAO var, SushiSwap var, Nexus Mutual var. Mesela bunların değeri düşük. Dolayısıyla bunların aslında daha da değerlenebileceğini söyleyebiliriz bu metrikten dolayı. Şimdi bunun için de aslında token terminale tekrardan bir gitmek istiyorum ben. Token terminalde bunu ücretsiz bir şekilde görebiliyorsunuz. Çünkü bunu da yine açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada güncellenen de bir veri olduğu için direkt olarak takip için bu siteyi kullanabilirsiniz. Bu tabloları kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi deminki tablonun buradaki hali burada var. Güncel hali burada var. Mesela Uniswap'a bakalım. Uniswap'in ne kadarmış? Mesela 25.22'ymiş. Ve 30 günlük değişimi de %52 olmuş. Çünkü piyasa arttı aslında. Uniswap'in bayağı bir. O yüzden bu oranda artmış oldu. Burada SushiSwap'ı da görüyoruz. Mesela o 7.91. O mesela Uniswap'a göre daha az değerlenmemiş gibi duruyor. Uniswap 25 ise SushiSwap'ın da 25 olabileceğini düşünebiliriz en basitinden. KeeperDAO ise en düşüklerinden biri, hatta en düşüğüydü o tablodaki. O mesela 3'müş PS ratiosu oranı. Onun da artacağını düşünebiliriz buradan. Ya burada farklı protokoller de var. Eğer sahip olduğunuz protokoller varsa mutlaka buradan bence takip edin ki mesela fazla değerlenmiş ya da az değerlenmiş olduğunuzu buradan görebilirsiniz. Bu ne kadar azsa o kadar iyi aslında, ama mesela olgun protokollere baktığınız zaman hep 30 ile 50 arasında, 30 ile 45 arasında bu oran. Onlara bakarak mesela olgunlaşmış olduğunu söyleyebilirsiniz bu miktarların. Mesela REN belki overvalued diyebiliriz. Çünkü 74.36 şu ana kadar gördüğümüz en yüksek. Ama gerçi Dodo var mesela, o daha yüksek olacak. Ya tabii bir de projelerin buradaki gelirlerinin belki de daha başlamamış olması da ya da gelir modellerini oluşturmamış olmalarını da doğru düzgün bu oranın yüksek olmasını sağlıyordur. O yüzden projeyi de düzgün şekilde anlayıp ondan sonra bu metreye bakmak daha doğru olacaktır. Yani her seferinde bu çok yüksek çıktı, bunu bırakayım demeyin. Oturup bir araştırma yapın. Onun gelir modeli nereden geliyor, ona bir bakın derim. Şimdi bunu da bitirdiysek sonuncu metrimize gelelim. Bu da piyasa değeri bölü kazanç. Buradaki kazançtan kastım da bu 12 aylık protokol üzerinden kullanıcıların kazandığı miktar aslında. Yani protokolün kullanıcılarını ödüllendirmek için verdiği aslında bir nevi temettü bile diyebileceğimiz miktar. Ve bu da yine ne kadar azsa o kadar iyi, ne kadar azsa o kadar az değerlenmiş oluyor o kripto para projesi. Yine bunu da aslında 5. metremiz gibi DeFi ve de NFT protokollerinde kullanabiliriz. Bunu her kripto para projesinde kullanamıyoruz ne yazık ki bu iki metreyi. Ama DeFi ve NFT'lerde bunu kullanabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi profit bölü earning rates diye geçiyor bu. Buradaki miktarları da görüyorsunuz. Maker mesela 21.55'miş. Bu en az olduğu için aslında belki de Maker gelecekte çok daha değerlenecek SushiSwap veya Kyber'a göre. Yine buna da aynı şekilde piyasa değeri böyle gelir oranımızda ne kadar azsa bu da yine aynı şekilde o kadar iyi oluyor. Yani bunu da yine aynı şekilde Token Terminal ya da Dune Analytics kullanarak güncel olarak takip edebileceğiniz kaynaklar var. Bunu da açıklama kısmına koyacağım. Oradan güncel olarak takip edebilirsiniz. Unutmadan şunu özellikle belirteyim. 12 aylık olması önemli buradaki kazancın. Yani kümülatif olarak bütün kazancı hesaplarsanız bu oran daha da düşecektir, ama bence 12 aylık olarak hesaplayın. Tabii şöyle bir şey var. Bazı protokoller 12 ay bile bir süre geçirmemiş. Öyle bir yaşam ömürleri yok. Ya onlara bu metriği çok verimli şekilde kullanamayacağımızı söyleyebiliriz. Bunu da yine DeFi ya da NFT protokollerini değerlemek için kullanabiliriz. Bu 6 metrik aslında bizim geleneksel finansa benzer değerlemeleri kullanmamızı sağlayan yöntemleri sunuyor bize. Ve bence bunları daha sık kullanmaya başlamalıyız hep beraber. Ben de bunları yeni keşfediyorum aslında, ama artık ben de bir DeFi protokolüne, bir NFT protokolüne yatırım yaparken bunları daha fazla kullanacağım. Hatta Twitter'da da muhtemelen paylaşırım. Eğer proje yatırım yapacaksam, çünkü çok nadir açıklarım ben proje yatırım yapacağım, ama piyasa değeri gelir oranını, piyasa değeri kazanç oranını, bütün gelirini, kümülatif gelirini Twitter'dan paylaşarak bir oran sunarım. Umarım bu 6 metreyi siz de kullanabilirsiniz. Yatırım yapmada, DeFi protokollerine ve NFT protokollerine özellikle yatırım yapmada bu 6 metreyi kullanabilirsiniz. Kripto para ve DeFi konularında güncel kalmayı, merkeziyetsiz finans ve NFT protokollerinde ellerinizi kirleterek yeni şeyler öğrenmeyi ve blok zinciri akıl virüsünü beyninize işlemeyi istiyorsanız kanala abone olmayı, diğer videoları izlemeyi ve beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Oradan daha güncel şeyler paylaşıyorum. Daha sıkı şekilde etkileşimde kalabiliriz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.